Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bu yıl hangi kriptonun 10x potansiyeli var? Adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz arkadaşlar. Beğendiğim bir liste olmadı ama burada maksat zaten bizim konuşmamız değil mi? Şimdi bakalım ne diyor? Bu yıl hangi kriptonun 10x potansiyeli var? Bitcoin'den daha fazla kazandırabilecek 5 altcoin diyor. Bir kere e, bilmek gerekiyor ki gün içerisinde bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Oldukça detaylı ve genel bir anlatıya sahip olacak ama e, bu yıl her altcoin yükselmeyecek. Hatta piyasadaki altcoin'lerin %90'ından fazlası yükselmeyecek arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. E, bu teori piyasada tanınan bir isim olan Yusko'ya aittir. Ve doğrudur. Bunu bekleyip göreceğiz. Velhasıl yapacağımız yatırımları iyi seçmemiz gerekecektir. Bunu unutmamak lazım. İki, şu an dominans etkisi çok yüksek. Boğa'ya oldukça sağlam bir giriş yapıldı. Altcoin'ler fiyatlamakta zorlanıyor. Gelecek aylarda fiyatlayacakları bir sezonu karşımıza göreceğiz arkadaşlar. Son günlerde yaşanan bank, Allah aşkına ne bu ya? Son günlerde yaşanan bankacılık krizinin Bitcoin ve diğer kripto paralara olan yatırımcı talebini arttırmasıyla kripto para piyasasında son 24 saatte yüzde artış artış yaşandı. 1.124 trilyon bla bla bla. Bu yazımızda 2023 yılı ve sonrası için piyasayı sarsabilecek potansiyele sahip olan coinleri inceleyeceğiz diyor. E, Live Hate Inu. Bakın bir şey diyeceğim şimdi bak. Hemen bakalım. Hemen şuna girip bakalım arkadaşlar. Burada öyle bir şey yok. Yani neyden bahsediyoruz? Coin market cap'e dahi kayıtlı olmayan bir coin'den bahsediyoruz. Doğru mu? Şimdi ben buna niye yatırım yapayım? Neden? Yani niye yatırım yapayım ben buna? Sebebi ne? Anlatabiliyor muyum? Ya Az önce dedim ya piyasadaki pek çok alt coin yükselmeyecek diye. Büyük ihtimalle onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi spoiler vermeyeyim. Dediğim gibi gün içinde bir video atacağız. Terra Luna Classic, LUNCH. Evet LUNCH 10X yapabilir. Yani LUNCH'un bu listede olması mantıksız değil arkadaşlar. LUNCH şu anda tabi piyasada her ne kadar düşüşler yapsa da bu dominans etkisiyle karşımıza çıkıyor. Beraberinde diğer altcoin'lere göre biraz daha düşük bir yukarı meyli var şu an için. Ancak bunu haberlerle ekip toparlayabilir. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla yıl içerisinde yeni 1 dolara e, getirme planları karşımıza çıkar ise yeni öneriler ki çıkacak beraberinde yol haritası ve yakım gibi faaliyetlerden dolayı gerçekten ben luncun 10x yapabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum 2023 yılı içerisinde ama dediğim gibi bu da e, ekibin hareketine kalmış bir durumdur arkadaşlar. Bunu da belirtmek lazım şimdi. E, ee, bakın bir coin daha var burada. Dash to trade. Ben bunu çok gördüm diğer şeyler tarafında vesaire. Ancak e, yatırım yapılabilecek yani yatırım yapılması gereken bir alt altcoin olarak görmüyorum. Bakınız ki. Geçiyorum. Hemen şöyle ya burada adı var bak bak. Doge olur. Doge coin evet bunlardan bir tanesidir. E, yatırım yapılabilecek ve 10x beklenebilecek arkadaşlar. Neden? Çünkü piyasadaki şu an en büyük meme coin'dir arkadaşlar Dogecoin. Geldiğimiz noktada elde tutma oranları çok 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 yüksektir. Yani içsel olarak dahi büyük bir yukarı potansiyeli vardır. Dengeli bir faiz yapısı vardır. Olası bir boğa atılımı durumunda gerçekten büyük bir talep almaya müsait gördüğüm bir kripto paradır. Aynı zamanda Elon Musk'ın spekülasyonları da sürmeye devam edecek. Twitter entegrasyonu gibi haberlere şu anda talip. Ee, ben Doja yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Doja ve Lunca 2023 yılı içerisinde ve e, iyi şeylerle karşımıza geleceğini de düşünüyorum. Bakınız hemen girelim neymiş bu? CCHG. Ben bilmiyorum ne olduğunu arkadaşlar. Ee, rankı falan yok. Büyük ihtimalle sıkıntılı. Şimdi 2023'te başka hangi altcoin'lere yatırım yapılır? Bir, Bitcoin yatırımı yapılabilir arkadaşlar. Neden? E, Bitcoin hala hazırda oldukça ciddi yükselişler. Evet 10 kata kadar 10x'e kadar varabilecek e, yükseliş potansiyeli BTC tarafında hala hazırda vardır. E, bu mail devam eder. Bunu bir kere söyleyeyim. Dolayısıyla Bitcoin yatırımı yapılabilir. 2. Ethereum'dan ben 10x bekliyorum. Rahat rahat 10x bekliyorum. Bakınız 1700 dolar. Tabi burada. Üzerinden uzun uzun konuşmuyorum arkadaşlar. Çünkü piyasada tabii ki çok fazla alternatif var. Dolayısıyla zaten burada adınız söylediğim bile coinlerin üzerinde belki kanalda saatlerce diyebileceğim video mevcuttur. Girip izleyebilirsiniz. Ethereum bakınız yine 10x potansiyeli hayli hayli olan bir coindir. Boğa sezonu içerisinde kesinlikle değerlendirilebilir. Bir diğeri Shiba'dır. Ben 10 çok üzerinde bir yükseliş hareketi bekliyorum Shiba'dan. Baş mıyım coin'dir. bir manuel yakım gerçekleşecek olması münasebeti. Aynı zamanda burada çok yüksek bir talep beklentisi olduğu üzere ship coin alımı yapılabilir arkadaşlar. Tabi burada yükseliş sadece manuel yakıma bağlı değil yanlış anlaşılmasın. Bir diğer iki tane coin Floki ve Baby Doge yaptıkları yakımlarla meşhur olan iki tane altcoin'dir, iki güçlü meme coin'dir. Floki aynı zamanda bu boğa sezonunda Binance dahil en çok listeleme beklediğim kripto paradır. Her ikisinden 10x'in çok üzerinde hareket bekliyorum. E, bondan yükselişler bekliyorum ama bon yerine diğerlerine yatırım yapmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü bon bir noktaya kadar şiş diğerlerine göre daha fazla yapmıştır arkadaşlar. Bir diğeri kesinlikle matik. Matik yatırımı yapılabilir. Poligon matik. Çok sağlam, çok güçlü bir kripto paradır. Çok. Ee, başka? Yapay zeka coinlerine yönelinebilir arkadaşlar. Bunlar nelerdir? FED, GRT, AGX tamam mı? Ee, bu tarz coinlere yönelinebilir. Rose. ikinci ligdeki kripto paralar olan El, Numerair, Dikargo tarzındaki yapay zeka coinlerine de daha az olmak suretiyle yatırım yapılabilir. Bunlar da çok çok ciddi yükselişler beklediğim coin'lerdir. E, bu boğa sezonunun dahilinde. Bir diğeri web3 coin'leri üzerine yönelenebilir. Bakınız Filecoin coin gibi e, bir depolama projesi, veri depolama projesi aynı zamanda çin alt altcoin'lerinden biridir. Yatırım yapılabilir. Aynı zamanda nedir bu arkadaşlar? E, bakınız dotcoin. Tamam mı? Polkadot projesi. Çok iyi bir Web3 projesidir. Bakınız Conflux şu an biraz Çin altcoin'lerine geçtim. Conflux çok iyi bir projedir. Yine bir Çin altcoin'idir arkadaşlar. CFX coin ve yatırım yapmaya bulduğum değer kripto paralar arasındadır. Genel olarak liste bu şekilde içerir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.